Cümleten selamun Aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün sizlere çok özel bir konuyla başlıyorum. Türk teknolojileri. Türk teknolojilerinde Barkan dönemi devam ediyor son sürat. Barkan 2 versiyonuna geçişle beraber önemli bir adım daha geldi. İnsansız kara aracından insansız hava aracı fırlatma dönemi. Nasıl olur? e, fotoğrafları görüyorsunuz. Bu gördüğünüz Barkan insansız kara aracı sevgili dostlar bu insansız kara aracımız geliştirildi, dönüştürüldü, değiştirildi. Ve üzerine yeni eklemelerle beraber artık bir insansız kara aracından insansız hava aracı fırlatır durumuna geldi. Sadece o mu? Bakın yan tarafta lançeri görüyorsunuz. Bu lançerde inanılmaz derecede atışlar gerçekleştirilecek. Hem karada hem havada ne var ne yok Barkan'la imha edilecek. Askerlerimizin canına bir zarar gelmeden Allah'ın izniyle görev başarıyla tamamlanmış olunacak. Barkan'ın attığı bu kamikaze dolanım mühimmatı görüyorsunuz. Kanatları hafiften hafiften açılmaya başlıyor. Ben de sizlerle beraber böyle yakından bakıyorum. Bak 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 bak. Hey maşallah. Heybetine kurban. Oradan daha aha arkadan. Gördüğünüz gibi fırlatıldı ve görev yerine doğru son sürat gidiyor. Görev yeri Allah'a görev yeri kimin canı çekiyorsa onun depesinde dolanacak dolanacak bir kartal gibi pençeyi atı verecek. Barkan 2 dolanan mühimmatlı. Hem de bu dolanan mühimmat. Farklı bir durum daha var. Ne mi? Aynen şu. Barkanın üzerinden fırlatılan dolanan mühimmat sevgili dostlar artık gittiği yere hidrojen itki sistemiyle gidecek. Hidrojen itki sistemi evet elektrik, benzin, mazot işte neyse bunlar değil. Farklı bir yakıt türü, farklı bir enerji kaynağı. Hidrojen itki sistemiyle görev yapabilen dolanan mühimmat ve barkan görev tamam. Tamam mı? daha tamamlanacak çok görevler var. Bu sadece bir başlangıç. Ayrıca şunu da söylemeden geçmeyelim. Dünyada bir ilk Havelsan Barkan ikasıyla beraber artık üzerine dolanan mühimmatlar da eklenebiliyor. Hani insansız kara aracı, insansız hava aracı fırlatabiliyor. Bu geliştirmeyi, bu sürümünü Gürba teknoloji hayata geçirdi. Önemli bir işbirliği Havelsan, Gürba, Savunma. Daha yeni yeni teknolojiler inşallah hayata geçecektir. Geçiyorum Fransa. Macron. Macron Biden'ın izinde gitmeye devam ediyor. Fransa gizli görev gücünü Suriye'ye gönderdi ve Suriye'de YPG, ve diğer unsurlarla beraber Türkiye'ye karşı nasıl adım atılır? Bunu hayata geçirmek için son sürat çalışmalara başladı. Macron böcü Macron esasen sevgili dostlar türkiye kafa tutar tarzı adımlarını hızlandırdı. Hatırlayın bir tarafta Karabağ'da, Ermenistan'da o bir tarafta Kazakistan Özbekistan sürecinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adımı ve şimdi de Suriye'de Suriye'de, Irak'ta, Macron, ABD, Biden amcasının hızından gidiyor. Semamca onu öpüversin, ama onu semamca öpmeden biz sağlam öpeceğiz. Macron, ulan cardın en iyi, bizim asabımızı bozma. Reis senin omuzu nasıl sıktıysa Türkiye'de Fransa'nın omuzunu cad diye öyle sıkıp koparı verir. Usulca otur oturduğun yere. Macron bu attığı adımla beraber Suriye'de, Irak'ta, diğer diğer tüm bölgelerde Türkiye'nin önü nasıl kesilir, Türkiye harekatları nasıl durdurulur, bu yönde adımlarını hızlandırıyor. Dünyanın yedi belası Türkiye'ye karşı birleşiyor. Topunuz gelin ulan, topunuz gelin. Zaten geliyorsunuz gelin azdan az çoktan çok bizler bir şey olur bin doğarız ama velakin doğru bildiğimiz yoldan asla asla geri durmayız. Bunu da iyi bil ey makaron sana da bir ferman yakında göndeririz. Ayrıca Fransa'dan gelen açıklamalar Avrupa Birliği'nin genişlemesine onay veriyoruz ama bu genişleme Türkiye'siz olmalı diyor Macron, Fransa, Paris. Bunlar sevgili dostlar iyiden iyiye kafayı tırlattılar. Ulan biz zaten sizin Avrupa Birliği için ölmüyorduk. Bizler Türk Birliği, Türkistan Birliği çerçevesinde adımlarımızı hızlandırıyoruz. Avrupa Birliği, Fransa. Yakında Putin amcan seni öpmeye gelirse yetiş Türkiye diye kapımıza dayanma. Moskov Avrupa'ya Rus öpücüğü vermeye geldiğinde bayılacaklar. Geçiyorum Orta Doğu, Akdeniz, Doğu Akdeniz, burnumuzun dibi İsrail. Ben buna Zeyn'en diyorum. İsrail. İsrail olduğunu biliyoruz. Bunu kasta olarak söylüyorum. Siz artık buradan çıkarmaya çalıştığım manayı zaten anlıyorsunuz sevgili dostlar. İsrail Filistin ekseninde hareketler, olaylar, olaylar, daha daha büyük olaylar neler oluyor? İsrail Gazze'yi komple işgal etmek için düğmeye bastı. Ama sadece Gazze değil. O bir taraftan Batı Şeria'yı da. Nasıl mı? Haritayı size de beraber açtım. Görüyorsunuz sevgili dostlar Gazze bölgesi komple İsrail tarafından ablukaya alındı ve harekat orada devam ediyor. Masumlar ve mazlumlar orada zarar görmeye devam ediyor. Allah bu şeytanları kahru perişan eylesin. Allah dünyadaki tüm masumlar ve mazlumları ve Aziz Necip milletimizi dost kardeş diyarları bu şeytanların şerlerinden korusun. Şimdi bunlar sevgili dostlar iyiden iyiye zıvadan çıklar. Gazze'den sonra hedef Batı Şeria. Batı Şeria'da hedef ne mi? Kudüs. Mescid-i Aksa tamamen ama tamamen Filistinlilerden temizlenmeli diyor Ziyon kafalılar. Bak burada da isteyerek Siyonist değil Ziyon diyorum ki Hani Facebook, YouTube, diğer sosyal medya ceza veriyor. Ceza vermemesi adına hali hazırda da bunlara yakışan söylemleri yapıyorum. Anlıyorsunuz zaten beni demek istediğimi. Batı Şeria Gazze aynı anda İsrail tarafından kuşatılmaya devam ediliyor ve büyük operasyon Gazze'den sonra Batı Şeria'da başlayacağı iddia ediliyor. Nasıl mı? Ahanda bunlar anlaştılar. Bak 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 suratlara bak suratlara. Hay suratlarına şeytanlar bilmem ne edesice. Bunlar sevgili dostlar. Meymene sizin meymene sizi. Bunlar ziyonlar öyle tehlikeliler ki dünyayı ateşe vermekten hiç ama hiç geri durmazlar. Durmuyorlar da. Şimdi İsrail güçleri Batı Şeria'da Cenin mülteci kampını tamamen kuşattı ve orada saldırıların devam ediyorlar. Orada intifada ile beraber topyekün Filistin hem Gazze hem Batı Şeria Filistin halkı İsrail'e karşı intifadaya başlayabilir. İntifada Biliyorsunuz daha önce iki tane intifada gerçekleştirilmişti. Birincisi ve ikincisi bu üçüncü intifada olması yönünde son sürat İsrail Mahmud Abbas Alttan alttan ayarlıyorlar tabi Pers kafası İran'da. İntifada ne demek derseniz Filistin topraklarının İsrail tarafından ele geçirilmesini engellemek için topyekun Filistin halkının karşı ayaklanmaya geçmesine intifada deniyor. Ve şimdi 3. intifada kapıda. Şimdi burada sinsi Ziyonistlerin planı var gibi sevgili dostlar bunlar bu intifadayı gerçekleştirip Batı Şeria'ya da bir bahane olaraktan bak onlar bize karşı başladılar biz de onlara karşı Batı Şeria'ya da İsrail güçlerini sokacağız. Bunun planlaması, bunun adımı ve bu şekilde İsrail hem Gazze'den hem Batı Şeria'dan komple Filistin'i kuşatmış. Bunun planlaması, bunun adımı. Ama burada esas yapılması gereken Arapların Yahudi vatandaşı olan, İsrail vatandaşı olan Arapların ayaklanmaya geçmesi. Öyle mi? Evet. İsrail vatandaşı birçok Filistinli var sevgili dostlar. Bu Filistinliler ayaklanırsa o zaman İsrail'de bir iç karışıklık ortaya çıkar. İç karışıklık siyaseten karışıklık zaten mevcut olan İsrail'de yapıyı daha da zayıflatır ve bu şeytan suratlı çok daha hızlı görevden gitmiş olur. Filistinlerin birleşmesiyle beraber bu adım hayata geçer. Filistinler birleşecek ki biz de daha rahat adım atalım. Bakın Mahmut Abbas tarafı hiçbir şekilde ses çıkarmıyor. Gazze tarafı ya onlar temizlensin de ondan sonra orayı biz yönetiriz düşüncesini adam hala bunu düşünüyor. Ulan olmaz olasıca. Peki Türkiye ne yapıyor? Bugün Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'da İran Başkanı Reisi görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşme çok çok önemli. Uzunca bir aradan sonra ilk kez bir araya gelen ikili ve konu tabii ki Gazze, Filistin, İsrail, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Suriye, Irak. Birçok bölge ve hala hazırda Zengezur, Azerbaycan. Hani şu surata bakın sevgili dostlar. Tehlikeli, çok çok tehlikeli. Bunlar her şey ama her şeyi yaparlar. Türkiye bunlar ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Türk devlet taklı bunlar ne düşündüğünü çok iyi biliyor. Ama yine gel bakalım Pers, gel bakalım İran bir konuşalım babında. Ama bunlara karşı Türk devlet aklının her daim planlaması vardır. Çünkü İsrail'in en büyük destekçisi, Amerika'nın en büyük destekçisi anda şu suratlar. Bizler Türk devlet aklı her türlü planlamayı yapıyoruz. Bizler her türlü adımı hayata geçiriyoruz Allah'ın izniyle. Bizler bunların yaptığı zalimliği onların yanına bırakmayacak adımları bir gece ansızın, bir gündüz ansızın, bir sabah ansızın hayata geçirecek yönde son sürat çalışmalar devam ediyor. Birileri diyor ki Türk devleti hiçbir şey yapmıyor. Esas her şey ama her şey en çok hareketlenmeyi biz yapıyoruz. Kapalı kapılar ardında, arka planda öyle çalışmalar sürüyor ki vakti ve saati geldiğinde hepsi ama hepsi görecektir. Sadece uluslararası diplomasi siyaset penceresi değil, askeri alanda, teknoloji anlamında da ve Türk ordularının, Turan ordularının, Türküsam ordularının birleşmesi için çalışmalar devam ediyor. Çünkü önümüz kış çok sert geçecek. Ama her kışın ardından çiçekler açan bir bahar gelir. Allah'ın izniyle ve dahi gelecektir de inşallah. Devam. Ve 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 beklenen haber, ötenen haber sonunda geldi. Yine Türk teknolojileri yine çok önemli bir hadım gelişme. Roketler, füzeler daha neler neler. Ne oluyor Bilal Feyza? Ne diyorsun? Aha da gördüğünüz gibi artık tüm İHA'larımıza havadan havaya füzesi yerleştirilecek ve hazır. Elhamdülillah havadan havaya Evet, Sungur havadan havaya füzemiz Roketsa tarafından ve mühendislerimiz tarafından geliştirilip artık İHA'larımıza, SİHA'larımıza da monte edilecek. İHA'larımıza, SİHA'larımıza monte edilecek havadan havaya füzemiz daha önce nasıldı? Daha önce sevgili dostlar sadece biliyorsunuz hem omuzdan atılıyordu Sungur'lar hem de kara araçlarına eklenmişti. Şimdi ise bunu hava unsurlarımıza da ekliyoruz. Aha da bu. Yakışıklı görüyor musunuz? Vay babam vay. Ulan ne kadar da güzel. İşte bu artık tüm hava unsurlarımıza eklenmiş olacak. Elhamdülillah. Hava unsurlarımıza eklenecek ve artık Akıncımız, Aksungurumuz, Ankamız, TB2'miz, TB3'ümüz, diğer diğer unsurlarımız. Hava hava füzesi Sungur'la beraber karşı düşman unsurunu 10 kilometreden bulup, görüp, imha edebilecek. Bir tane kaldıracağı yollayacağız artık o gidecek. Ula bu gelen Johnny mi, Zirtaki mi yoksa Fransa mı, Jardim mi? Hangisine çakayım diye yapay zeka kararı verecek. Artık canımız hangisini çekerse ona banni at verecek. Şimdi bakın Yunan bizim Türk İHA'lar için karşı tedbirler geliştiriyordu. Pırpır uçaklar ve helikopterlerin altlarına işte karşı savunma tedbirleri hazırlamaya çalışıyordu. Ama birileri Yunan'a, Yavrimulara söylesin ki Türkler sizin hazırlığınızı bozacak planlamalar ahanda bu şekilde hayata geçiyor. Artık 10 kilometre mesafeden... 10 kilometre evet Akıncı bay bu TB2 TB3 Anka Aha. ya Aksungur evet sevgili dostlar 10 kilometre mesafeden karşı unsur düşman unsurunu bulup vurup kızı ötesi başıyla beraber tam göbeğinden çakacak. Boşa gitme yok. La Zirtaki boşa para atma o pırpır pır, pır uçaklarına. Senin pırpır pır uçaklarını pır pır havalandıracak. Bu öyle böyle bir haber değil. Hani artık karadan atıyorduk piyadelerimiz. Ardından araç gereçlerimize ekledik zırhlı araç gereçlerimize ve şimdi ise uçan unsurlarımıza Sungur hava savunma füzemiz eklemiş oldu. Elhamdülillah. Bu çok önemli bir detay. Bizi havada, karada, denizde, denizde bunlar eklenmeyecek mi? Yahu bir de soruyor musunuz? Anlayın artık. Her platformda Türk teknolojileri birbiri içinde konseptini geliştirerek, birbiri içinde çözümler geliştirerek hayatta geçmeye ve son sürat hazırlıklara devam. Ve Türk İHA'la devam ediyorum. Bugün bir Türk İHA'sı maalesef düştü ya da düşürüldü. Aksungur. Aksungur İHA'mız Gara'da görev icra ederken, İran kuzeyinde görev icra ederken düştü. Ama bu büyük ihtimalle Amerikan tarafından düşürüldüğü söyleniyor. İddialar bu yönde. Amerika Aksungur İHA'mızı vurup düşürdü. Gara, Gara semalarında. Gara neresi mi? Avaşin Kandil arasında Gara Dağı tepeleri bu bölgede görev yapan Aksungurumuz Jonler tarafından vurulurup düşürüldüğü iddia ediliyor ki bakın burası diğer unsurların cirit attığı bölgeler buraları tertemiz yapıyoruz buralara üstler kuruyoruz niçin Gara'da görev yapıyordu bu İHA'lar SİHA'lar ve Amerika niye vurdu? Amerika büyük ihtimal buradaki sevgili dostlar büyük başlarla beraber toplantı yapıyordu. Gara Türkiye sınırına böyle 40 kilometre kuş uçuşu mesafede. Garada Johnny'ler bir şeyler çeviriyordu. Mitimiz, Türk ordumuz burada. Ne var ne yok hepsini kayıt altına alıyoruz. Şimdi Amerika bizim son bir ay içinde ikinci İHA'mızı vurup düşürdüğü iddia ediliyor. Amerika zaten bunu iddia değil. Birinciyi vurdu düşürdü açık açık söylemişti. İkinciyi de Amerika vurmuştur. Johnny'ler vurmuştur. Çünkü Burada Joniler burnumuzun dibinde bir işler pişirmeye çalışıyorlar. Bir işler. Evet. Avaşin, Sorağan, Haftani'nin Erbil, Musul, Gara tam ortada. Gara tepeleri, Gara dağları. Şimdi bu Aksunguru'muzun da çok önemli bir özelliği var. Bu Aksunguru sevgili dostlar Türk Donanması'nda görev yapıyor. Türk Donanması'nın Aksunguru Türk Donanması'nın Aksunguru ta Gara dağlarında mı? <laughs> bizim mavi vatan dediğimiz yer her taraf mavi vatan, mavi gökyüzü vatan. Her taraf gök vatan, deniz vatan, kara vatan, misak milli vatan. Her taraf ama her taraf bizimdir. Tam bir görev işbirliği içinde. Akdeniz'den Doğu Akdeniz'den kalkan Aksungur'umuz tıkır 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 pır pervanesiyle buralara geldi ve görev icra ediyordu. Buralardaki görevi çok önemli. Belki de belki Akdeniz'de Doğu Akdeniz'e gelen Johnny gemileri, uçak gemileri, savaş gemileri. Onlardan çıkan ekip ta Akdeniz'den Garay'a kadar gitti ve bu Aksungurumuz da bunu adım adım takip etti. Aksungur Garada görevini başarıyla yerine getirdi. Allah rahmet etsin diyelim Aksun kurumuz bir gider bin gelir bizler askerimizin can sağlığına bir sıkıntı gelmeden görevler tamamlanıyor görevler yapılıyor bir siha bin siha on bin siha yüz bin siha binler binlerce sihayla öyle bir vakit gelecek ki doğuda batıda kuzeyde güneyde kaçın Türkler geliyor diye Bağırıp bas bas bağırıp kaçacaklar evelallah. Johnny beslemelerini Türkiye'ye karşı iyiden iyiye hareketlendirdi, hızlandırdı, hazırlamaya başlıyor. Hazırlansınlar biz de hazırız. Vakti ve saati geldiğinde topunun hakkından geliriz evelallah. Ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef. Kızıl elma, bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim zarf eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.